Mısır'ın Hurghada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde, hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Baki sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly Havalimanı'ndayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Kolezyum, yani Amfiteatro Magnum. Magusa'da San Nicolas Katedrali'nin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. Selanik'te Atatürk'ün evinin tam önündeyiz. Plevne'deyiz. Kuzey Makedonya'da Manastır'dayız. Balkanların en güzel şehirlerinden, en turistik şehirlerinden bir tanesi olan Ohrid'deyiz. Burası Almanya'nın Freiburg bölgesinde Breisach şehri. Kosova Priştine'deyiz. Priştine'de çok önemli bir yerdeyiz. Abu'da bir de böyle arkamda güzel bir manzara varken Aleksandropolis'te, Dede Ağaç'ta bir de Demokrasi Caddesi'ni gece görün istedik. Batı Trakya'da Türk'ün, Müslüman'ın en bol olduğu şehirlerden bir tanesindeyiz. Yunanistan'ın İskeçe bölgesindeyiz. Dubai'nin yepyeni gününden herkese merhabalar. Şu anda arkamda gördüğünüz Dubai çerçevesi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın heykeli tam arkamda gördüğünüz üzere. Sergio ile Walk Show'dan şu anda ekranları başında olan hepinize ama hepinize kucak dolusu sevgiler, merhabalar ve tabii ki bu haftaki programımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizler için bomba gibi bir program hazırladık. Çünkü Türkiye televizyonlarında belki de ilk defa izleyeceğiniz bir bölüm gelecek. Cruise, gemi hikayeleri ve cruise gemi seyahati nasıl yapılır, nasıl gidilir, nerelere gidilir, hatta cruise'larda, gemilerde hayat nasıl? İşte bütün bu soruların cevabı bu bölümlerde sizlerle birlikte olacak. Şimdi şöyle yapalım, yeni bölüme geçmeden önce dilerseniz geçtiğimiz hafta neredeydik, ne yaptık, nasıl bir program vardı? Gelin kısa bir geçtiğimiz hafta turu yapalım, kısaca bir hatırlayalım. Sonrasında bu kocaman cruise gemimizde tekrar buluşacağız. Biz Roma'yı gezmeye doyamadık. Çok güzel bir meydana geldik. Campidoglio meydanı. Yani Piazza del Campidoglio. İtalyanca olarak böyle demesi gerekiyor. Çok da güzel bir mimari var. Şöyle bir bakın. Açlıklar çeşmesinde girince bir dilek tutup ve para atıyorsunuz. Via Montebello caddesindeyiz ve burada her pazartesi günü pazar kuruluyor. Şu anda Zuzi gördüğünüz üzere takılara bakıyor, takıları inceliyor. Bize birazcık İtalyan modasıyla alakalı bilgiler verecek. Biliyorsunuz ki İtalya gümüş olarak dünyada meşhur bir ülke. Merhaba, ne yapıyorum? İşte burada gördüğün gibi farklı farklı çok çeşit gümüş takıları var. İtalya gümüşü ve İtalya takıları çok meşhur. Zuzi, İtalyanların yapmış olduğu makarnaları beğenmediği için süpermarkete girip az önce kendine çeşit çeşit makarnalar aldı. Gösterir misin? İşte
işte burada ama şimdi tek tek çıkartmak istemiyorum. İstanbul'dan getirdiğimiz kimitlerle ne yaptık? Kuşları verdik. Yine havalimanındayız. Yine Sergio ile Walk Show'dan hepinize merhabalar. Merhabalar. Bu bölüm sizlere enteresan bir hikaye bekliyor. Çünkü biz çok heyecanlıyız. Böyle bir bölümü hem çekeceğiz diye hem de böyle bir bölümle evlerinize konuk olacağız diye. Çünkü biz az sonra uçağa bineceğiz ve güzel bir ülkeye gidiyoruz. O ülkeden de kocaman bir neye biniyoruz? Söyleyeyim mi ben? Söyle hadi. Aslında ben çok heyecanlıyım ve hep istemiştim ve şimdi gerçekten sabırsızlanıyorum. Kocaman bir gemi, kruvaz tatile gidiyoruz. Aynen öyle. Tam 14 gün mü sürecek? Evet, 14 gece, 15 gün. Ha, 14 gece, 15 günmüş. Artık bu müthiş hikayeyi yerinizde olsam kaçırmazdım. Çünkü bu gemi bambaşka bir gemi. Bu gemide her şey var. Aradığınız her şey. Çünkü başka hiçbir şeye de ihtiyacınız yok. Yani sular üzerinde bir ülkedesiniz. Süper bir maceraya başlıyoruz. Şu anda marinadayız. Evet, şimdi sıradayız, bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Tabii ki yani şimdi burada kayıt oluşturduk. Hatta bize yani böyle günlük şey verdiler, programı verdiler. Geldik heyecan dolu bir ana. Neredeyiz? Geminin tam önündeyiz. Gemimize bindik, odamızın en güzelini aldık. Evet, bu gemide seyahatiniz boyunca bir gece gala gecesi yapılıyor. Bu aşağı yukarı her turda yapılıyor. Şu anda geminin en üst katı değil ama en üst katın bir alt katında. En üst katta zaten kaptan köşkü var biliyorsunuz. Buradayız, restorandayız ve açık büfemiz aşağı yukarı hazır. Az sonra müşteriler, yani gemiye göre müşteriler ama tatilciler, turistler buraya çıkacaklar ve yemeklerini almaya başlayacaklar. Biz onlardan önce geldik, onlardan önce davrandık. Şu anda gemimizdeyiz ve ben sizlere geminin farklı farklı oda şekillerini anlatmak istiyorum. Evet, bu kruz gemisinin farklı oda şekillerini anlatmak istiyorum. Sizler için özel odalar hazırlattık ki bu konuda daha geniş bilginiz olsun diye. Şu anda deniz manzaralı bir dış kabin odasına gidiyoruz. Eminim ki kruz gemileriyle ilgili aranızda birçok kişi bilgi sahibi ve ondan daha fazlası ise henüz bilgi sahibi değil. Birkaç sene öncesine kadar ülkemizden de kalkıyordu kruz gemileri. Hani Kuşadası merkezli ya da İstanbul Boğazı merkezli Türkiye'den de kalkan kruz gemileri vardı. Şimdilerde ise gemicilik şirketlerinin başka tur programlarından dolayı ülkemizden maalesef ki şu an kruz gemileri kalkmıyor. Dolayısıyla böyle bir gemiyle tatile gitmeniz için kruz gemisi limanı olan yani portu olan başka bir ülkeye öncelikli olarak uçakla seyahat etmeniz gerekiyor. Sonra o ülkeden bu gemilere binebiliyorsunuz. Ama tur satın alma işlemlerinizin hepsini ve vize işlemlerinizin hepsini Türkiye'deki acentalardan gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani siz gittiğinizde bütün işlemler hazır vaziyette, sadece geminize binmek için gidiyorsunuz. Ayrıca programın başında bir de size güzel bir müjde vereyim. Birçok kruz gemisi firması tekrar Türkiye portlarını, tekrar Türkiye denizlerini kullanarak hareket etmek için başvurularının hepsini tamamlamışlar. Yani en kısa sürede, en uygun zamanda yine ülkemizden de kruz gemisi seyahatleri başlayacak.
Dubai'den sevgiler. Ama niye sevgiler? Merhabalar, merhabalar. Niye sevgiler? Sevgiler olsun tabii ki. Evet, süper bir maceraya başlıyoruz. Şu anda Marina'dayız. Yani aslında Dubai'deki gemi terminali. Gemi terminali dediğim büyük büyük gemiler. Hani zamanından hatırlayın aşk gemileri gibi. Biz işte öyle bir gemiyle beraber Zuzi ile hem Arap Yarımadası hem de ta Hindistan'a kadar ne yapacağız biliyor musunuz? Bütün şehirleri dolaşacağız. Çok uzun bir gezimiz olacak. Tam 15 gün, 14 gece. Kocaman bir gemi olacak. Sadece 2000 kişi yolcu kapasitesi. Sadece 2000 kişi. Aynen, evet. Aslında küçük sayılır. Değil mi? Evet. Size her şeyi getireceğiz. 700 tane de çalışanı var bu arada. Aynen, 750-720 kişi çalışan personel var. Yani dünyayı bir bilene sorun diye biz size boşuna demiyoruz. Dünyayı siz de bir bilene sorun ve güzel bir tatil yapın yani. Çok güzel yerlere gideceğiz. Siz de tabii ki bizimle birliktesiniz şu an. Ve gemide neler var, nere yok, nasıl bir gemi tatili oluyor size göstereceğiz. O zaman tatil başlasın. Hayır. Macera başlasın. Macera başlasın. Geldik heyecan dolu bir ana. Neredeyiz? Geminin tam önündeyiz Zuzi. 14 günlük, hatta 15 günlük, 14 gecelik macera başlıyor. Ne hissediyorsun? Şu an mutluyum, merak içindeyim, her şeyi görmek istiyorum. Tabii ki size her şeyi göstereceğiz. Sabırsızlanıyorum. Evet, az sonra gemide olacağız. Bize gemide neler bekliyor, hepsinden haberdar olacaksınız. Ama şu anda burada geminin önünde olmak bile apayrı bir heyecan. Tabii sizler de bence bir değişiklik yapın, eşinize bir sürpriz yapın. Ne bileyim nişanlınıza, sevginize, annenize, babanıza, artık kime olacaksa. Çıkın beraber. Aslında evet, balayı için çok güzel bir fikir. Değil mi? Balayı için gemi güzel bir fikir ya. Aynen. Çıkın beraber. Bir haftalıkları da var bunların. 15 günlükleri de var. Artık kafanıza göre seçin. Biz heyecanlıyız. Şimdi gemiye doğru gidiyoruz. Hadi gidelim. Daha öncesinde satın almış olduğunuz cruise gemisi turuna binmek için ülkeye geldiniz ve porttasınız. Artık gemiye giriş vakti. Gemiye giriş işlemleri oldukça kolay. Daha porta iner inmez valizlerinizi en başında teslim ediyorsunuz. Ve valizlerinizin üzerine adınızı, soyadınızı, oda numaranıza kadar her şeyinizi yazıp bırakıyorsunuz. Onlar kendileri odalarınıza çıkartıyorlar. Ha, diyeceksiniz ki oda numarasını ben nereden biliyorum? İşte gemide durum böyle değil. Siz daha gemide tatili almaya karar verdiğinizde kabin numaranız o an belli oluyor. Yani otele gidip de resepsiyonda rezervasyon yaparken verilen oda numaraları gibi değil. Sonrasında giriş işlemleriniz için deske gidiyorsunuz. Deskte pasaportlarınızı veriyorsunuz ve pasaport yerine geçen sizlere güzel bir kimlik kartı veriyorlar. İşte bu kimlik kartı gemide sizlere her kapıyı açıyor. Bu kart sayesinde gemi içerisinde alışveriş de yapabiliyorsunuz. Çünkü birçok gemide para geçmez. Bu karta yükleme yaparsınız, bu karttan alışverişlerinizi yaparsınız. Ayrıca bu kartla birlikte gemiye diğer limanlara uğradığınızda giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Yani giriş çıkış kartı pasaportu gibi kullanabiliyorsunuz. Çünkü pasaportunuzu ta porta geri döndüğünüzde geri alacaksınız. Evet, şimdi sıradayız, bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Tabii ki yani şimdi burada kayıt oluşturduk. Hatta bize yani böyle günlük şey verdiler, programı verdiler. Ve buradan gemiye binerken böyle bir kart veriyorlar. O bizim pasaport gibi oluyor. Gemiden inerken, binerken bu kartla giriş yapıyoruz. Fotoğrafı çekip ondan sonra yerleşiyoruz. Bizim oda 10. katta. Hadi bakalım, sabırsızlanıyorum, bakalım nasıl bir odaymış.
Bizler de bu turu satın aldığımızda zaten kabinimiz belliydi. Çok da güzel bir kabin almıştık. Deniz manzaralı bir kabin. Şimdi odamızdayız ve odamıza yerleşiyoruz. Sonrasında çıkıp gemiyi keşfetmeye başlayacağız. Ya da belki de güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Belki de bizler için hazırlanmış bir kokteyle dahil olacağız. Evet, geldik. Hadi bakalım. Her şey çok güzel, harika. Balkonumuz da var. O zaman başlasın tatil. Şimdi ekranın başındaki sen. Sana süper bir sürprizim var. Biliyorsun ki ben dünyayı geziyorum, Türkiye'yi geziyorum, evlerinize kadar getiriyorum. Sen de benimle birlikte gezmek istiyorsan ve bu programda yer almak istiyorsan yapacağın işlem çok basit. Hemen Instagram hesabına giriyorsun. Programımızdan bir görüntüyü Instagram'ında hashtag Sergio Gürlek etiketiyle, yani hashtag Sergio Gürlek etiketiyle paylaşıyorsun. Ve sonrasında beni takibe devam edeceksin. Çünkü kazananları her ay sizlere kendi hesabımdan söyleyeceğim. Ve birlikte dünyayı keşfetmeye devam edeceğiz. Unutmayın, Sergio diye okunur, Sergio diye yazılır. Sergio Gürlek. Hashtag Sergio Gürlek. Hepsi bu. Gemimize bindik. Odamızın en güzelini aldık. Zaten Zuzi sizlere odayı gösterdi. Ve şu anda ilk gecedeyiz. İlk gece, yani odaya yerleştik. Üstümüzü başımızı giyindik. Şimdi gemiyi keşfetmeye çıkacağız. Gemide birbirinden güzel, birbirinden eğlenceli aktiviteler var. Ayrıca birçok mekan, birçok restoran var. Gemi dediğime bakmayın, bildiğiniz yürüyen alışveriş merkezi, yürüyen otel gibi bir yer burası. Evet, birçok mağaza, birçok eğlence alanı, birçok restoran, hatta birçok sahne ve şov, hepsi bu gemide. Biz şimdi 14 gece 15 gün bu gemide olacağız ve bu hikayeleri sizlerle paylaşacağız. Bakalım bu gecemiz nasıl geçecek, yarın sabahımız nasıl geçecek? Hepiniz Sergio ile Volk Show'un gemi hikayelerine hoş geldiniz. Giyindik, süslendik. Zaten biz bunu yapana kadar da akşam olmuştu ve gemimiz hala portta şu anda. Henüz hareket etmiş değiliz. Biz de ne yapalım? Çıkalım, bir gemi keşfi yapalım istedik. Bu cruise turlarının, yani gemi turlarının çok fazla çeşidi var. Sizleri sıcak sulara da götürebiliyorlar, soğuk denizlere de götürebiliyorlar. Sizin seçeceğiniz bölge, sizin seçeceğiniz tarih, sizin seçeceğiniz dönem çok önemli bu noktada. Ben olsam yerinizde kış aylarında Arap Yarımadası'nı tercih ederdim gibi gibi veya yaz aylarındaysa bir Adriyatik turu yapardım gibi düşünebilirsiniz. O yüzden gemi turuna çıkmadan önce çıkacağınız mevsimi, çıkacağınız ayı çok iyi hesaplamanız, ona göre bir nokta seçmeniz gerekiyor. Tavsiyem Türkiye'de kış ayındayken yaz olan bölgelere gitmenizdir. Macera başlasın. Bu tarz cruise'larda bir adet varmış. Yani biz gemiye bindiğimizde hoş geldiniz kokteyli yapılıyor, bir gala gecesi yapılıyor ve tabii ki bu gala gecesinde 15 gün boyunca bizlere eşlik edecek mürettebat teker teker tanıtılıyor. Mürettebat teker teker tanıtılıyor derken 700 kişilik bir mürettebattan bahsediyorum. Bu 700 kişinin hepsi değil de kısım şefleri, bölüm şefleri, bölüm müdürleri ve tabii ki en büyük kaptana kadar bütün herkesi tek tek sizlere tanıtıyorlar. Dolayısıyla herhangi bir probleminiz olursa gemide gidebileceğiniz kişileri tanıma fırsatınız oluyor. Evet, bu gemide seyahatiniz boyunca bir gece gala gecesi yapılıyor. Bu aşağı yukarı her turda yapılıyor. Ve bu gala gecesinde de
gemi mürettebatı. Yani sizin ulaşıp da göremeyeceğiniz kaptana kadar herkesi görüyorsunuz. İnsanlar süslere süslere geliyorlar. Ve gemileri hakkında da tanıtımlar yapıyorlar. Benim tabii böyle bir takım elbisem falan olmadığı için buyurun bana bir bakın şöyle. Benim süslenme tarzım bu. Şimdi içeri gidelim. Bakalım bu kaptanımızı da bir görelim. Diğer mürettebatı da bir görelim. Haydi bakalım gece başlasın. Bekliyorum acaba beni ne zaman çağıracaklar diye. Kaptan geliyor şimdi. Kaptan. Güzel bir organizasyonla bizler de bütün mürettebatı tanımış, tanışmış olduk. Gala gecesi tamamlandığına ve bizler de mürettebatı artık tanıdığımıza göre gemimizin seyahat vakti başlasın. Gece gece yola çıkıyoruz, engin denizlere doğru açılıyoruz. Gemi gide dursun, biz de gemimizi keşfede duralım. Sergio. And they're living in Turkey? Huh? Turkey. Turkey. Yes, Turkey. Oh, nice. Yeah, nice, I know that. Hello, nice to see you and see you in Turkey. Charlie. See you soon. Biz de Zuzi ile gala gecesinin hemen ardından güzel bir akşam yemeği yiyelim istedik. Ve akşam yemeğimizi yedikten sonra gemide bulunan kocaman bir tiyatro sahnesi var. Bu tiyatro sahnesi ki burada müthiş şovlar, hatta dünyaca meşhur bütün müzikalleri tur seyahat programınız boyunca izleyebileceksiniz. Gemideki tüm yolcular bu tiyatroya sığmadıkları için seans olarak ikiye bölmüşler ve aynı şovu iki farklı saatte gerçekleştiriyorlar. Her gün bambaşka bir şov izleme şansınız mevcut. Dilerseniz biz sizlere kruz seyahatimiz boyunca kaç şov izledik, hangilerinde bulunduk, onlarla alakalı kısa bir kolaj yapalım. Sizler de oradaymış gibi şovlara bir göz atın bakalım, hoşunuza gidecek mi? Bazı günlerde güzel tiyatro skeçler, şovlar ve bazı günlerde tabii ki müzikal, dans şovlar. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden romantik ve eğlenceli, müthiş geceler, konsept geceler sizleri bekliyor böyle güzel gemilerde.
Zuzi ile şovumuzu izledik ama hızımızı bir türlü alamadık. Çünkü gemide aktivite üstüne, eğlence üstüne her katında bambaşka gösteriler, bambaşka şovlar ve bambaşka eğlenceler mevcut. Biz ne yapalım dedik? En üst kata, geminin en arka tarafına çıkıp güzel bir disko var. O diskoda kurtlarımızı dökelim istedik. Ama diskoda kurtlarımızı dökerken yalnız değildik. Yanımızda bulunan kafileden Türk arkadaşlarımız da vardı. Onlarla beraber gemide bulunan diğer turist yolculara güzel bir sürpriz yaptık. Kurtlarımızı döktük, dansımızı ettik. Bakın bakalım onlara ne... İlk günden bu kadar yorulduğumuza göre kabine gidip mis gibi bir uyku çekmenin vakti gelmişti. Çünkü sabahleyin bütün gün gemideki diğer aktiviteleri sizlere tanıtmak için kendi aramızda bir plan yapmıştık. Yeni günümüze geminin en üst katından, yani havuzun ve tabii ki açık hava etkinliklerinin olduğu, gündüz sporlarının yapıldığı, dans kurslarının verildiği ve daha neler neler. Anlatamam, yaşanması lazım bunların hepsi. Ödüllü oyunlar mı dersiniz, yoksa farklı eğlenceler mi? Ya da bunların hepsini bir kenara bırakıp belki de bir jacuzzi keyfi mi yapmak istersiniz? Ya da havuza girip çıkmak mı istersiniz? Hemen bir dipnot vermek istiyorum. Bu bölgedeki havuz tamamıyla deniz suyu. Yani gemi hareket ederken denizden sürekli taze taze deniz suyunu hem çekiyor hem de kirli olan suyu tekrar denize bırakıyor. O yüzden gemi seyahatinizde denize girmiş gibi havuza girebilirsiniz. Ha, balık tutmak istiyorsanız öyle bir olta henüz icat edilmedi. Look at the price. Wow, nice. Wonderful combination. Red, green, black. Wow. Geminin bu kısmında gündüz animasyon ekipleri tarafından farklı farklı aktiviteler ve eğlenceler yapılıyor. Sabah sporlarından aerobiklere, jimnastiklere, step aerobiklere ve tabii ki akşam sporlarına, dans kurslarına, zumbalara kadar birçok aktivite mevcut ve birçok ödüllü oyunlar da mevcut. Burada hepsiyle hoşça vakit geçirebilirsiniz. Biz de Zuzi ile gezerken baktık, bir iki turist gördük. Kendi aralarında gemide golf oynuyorlar. Yanlış duymadınız. Gemide golf oynuyorlar. Yani düşünün artık geminin ne kadar büyük olduğunu. Baktık ki adamlar bir türlü topu deliğe sokamıyorlar. Sanki ben babadan golfçü doğmuş gibi rica ettim. Aldım golf sopasını elime, bir deneme yaptım. İlkinde az kalsın. Ben konuşmayayım da siz izleyin bakalım. Golf'te hızımızı alamadık, golfe hemen yakın bir bölgede shuffleboard denilen bir oyun var. Ben ki shuffleboard denen oyunla yıllarımı vermişim. Yanlış anlamayın, ciddi söylüyorum. Bu oyun aslında bir İngiliz oyunudur. Gördüğünüz üzere yerde bizim eskiden seksek oynarmışız gibi çizilmiş bir tablo var ve bu tabloda numaralar var. Eksi de var bu tabloda, artı da var. Ve sizlerin bu numaralara yerleştirmek üzere ellerinizde bulundurduğunuz diskler var. Diskler zaten elinizde değil, yerde duruyor ama size ait olan diskler. Genelde iki renk olur, iki takım karşı karşıya kapışırlar. Biz de Zuzi ile kapışalım istedik. Önce ona oyunu kavratmaya çalıştık. Biraz zorlandık, sonrasında oyunu anladığında güzel bir maç yaptık. Bu oyundaki amaç çok belli. Disklerinizi en yüksek puanlarda tutmanız önemli. Siz diskinizi attığınızda rakip oyuncu sizin diskinizi kendi diskiyle alan dışına çıkartabilir. Böylelikle siz hiçbir şekilde puan kazanamayabilirsiniz. Bundan dolayıdır ki hamlelerinizi düşünerek yapmalısınız. Tüm disklerinizi içeride tutabilmek tabii ki mümkün ama bir tanesi ekside olursa tüm puanlarınız gidebilir. Ben de burada birazcık
profesyonelliğimi konuşturayım istedim. Çünkü yıllarca bu oyunu oynadım ve animasyon dönemlerimde, otelcilik dönemlerimde ise Türkiye'ye gelen birçok turiste oynatmış oldum. Benim için hiç yabancı bir oyun değildi. Hatta kitabını yazın deseniz vallahi üşenmem, kitabını da oturur yazarım. Bizim Zuzi Shuffleboard'da hızını alamadı, tutturdu illa seni yeneceğim diye. Gel dedim yen. İstersen seninle bildiğin bir oyun oynayalım. Ne oynayalım? Langırt oynayalım. Fantaziye bakın. Cruise gemisinde langırt oynuyoruz. E peki dedi Zuzi. E peki dedim madem. Hadi oynayalım. Gittik langırt oynadık. Sonuç ne oldu? E tabii ki belli. Gemideki aktiviteler tabii ki bunlarla sınırlı değil. Bizler şu anda sizlere sadece dörtte birlik kısmını gösteriyoruz. İlerleyen dakikalarda tabii ki diğerlerini de göstermeye devam edeceğiz. Ama bu kadar yorulduk ve bir öğle yemeğini hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi dilerseniz gelin öğlen büfesine gidelim. Öğlen büfesinde neler varmış, neler yokmuş, gemide neler yeniyormuş onları bir inceleyelim. Evet, şu anda geminin en üst katı değil ama en üst katın bir alt katında. En üst katta zaten kaptan köşkü var biliyorsunuz. Buradayız, restorandayız ve açık büfemiz aşağı yukarı hazır. Az sonra müşteriler, yani gemiye göre müşteriler ama tatilciler, turistler buraya çıkacaklar ve yemeklerini almaya başlayacaklar. Biz onlardan önce geldik, onlardan önce davrandık. Bu arada çok da güzel bir manzarası var buranın. Deniz manzaralı, okyanus manzaralı, oturup yemeğinizi yiyebilirsiniz. Büfenin detaylarından bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir ekmek büfesi var. Ayrıca ekmek büfesinin hemen yanında envai çeşit salata bulabileceğiniz salata büfesi var. Ve buradaki büfede, hemen şu tabaklara çarpmadan döneyim. Buradaki büfede dünya mutfağı ürünler mevcut. Yani genellikle Avrupa mutfağı diyelim biz buna. Çünkü henüz Türk mutfağına karşılaşmadık ama damak tatlarımız aşağı yukarı aynı. Çünkü içinde bulunduğumuz mesela bir İtalyan gemisi. İtalyanlar da peyniri çok severler. Burada peynir çeşitlerini de bulabilirsiniz. Ve makarna biliyorsunuz, pasta, onlardan çıkma. Makarna çeşitleri de her gün farklı farklı oluyor. Ve tabii ki et çeşitleri. Bunun içerisine kırmızı et de dahil, bunun içerisine beyaz et de dahil. Dönelim buraya. Burada vejetaryenler için de büfe var. Onlar unutulmamış. Yani vejetaryenler de bu büfeyi çok rahat bir şekilde kullanabilir. Eğer et yemeyeceğim diyorsanız. Yiyebileceğiniz seçenek çok fazla. Şimdi bir dolaşalım. Tabii ki aşçılarımız burada gayet güzeller. Do you like this please? Yes. Evet, onlar da burada hazırlar şu anda müşterileri ağırlamak için. Ve görüyorsunuz envai çeşit yemek var. Tabii yiyeceğiniz yemeği önce bakacaksınız, okuyacaksınız. Burada her şey yazıyor, içinde ne olduğu. Avrupa mutfağı, dünya mutfağı olduğu için İlla ki domuz da çıkıyor. Ama siz okuyarak yerseniz domuzla karşılaşmamış oluyorsunuz. Burada yine ekmek çeşitlerimiz, ekmek büfemiz var. Ve bugün ne varmış burada bakayım. Of, etin güzelliğine bakar mısınız? Ne varmış bugün? Obnoxious ribs of beef. Evet, burada dana var zaten. Buradan onu da görebiliyorsunuz. Sizlere kesip kesip tabaklarınıza koyuyorlar. Gidiyoruz. Bir de burada tatlı ve meyve büfemiz var. Şimdi oraya doğru gidelim. Restoranın diğer tarafı bu arada müşteri almaya başlamış bile şimdiden. Burada da tatlıları görüyorsunuz. Çok çeşitli tatlılarımız var. Ve tabii ki arka tarafta meyveler. İstersen yavaş yavaş geriye doğru gidelim. Büfenin aynısından, burası panoramik bir restoran olduğu için diğer tarafta da var. Şöyle kamera hemen arkadan çarpmadan ben onu düzelteyim. Geri gidelim. Süper. Dediğim gibi gemide tatil yapıyorsanız veya bir kendinize gemi tatili almak istiyorsanız kendinize böyle büyük bir kruz seçmelisiniz. Çünkü bu tarz yerlerde, bu tarz gemilerde canınız hiçbir şekilde sıkılmayacak. Hem seyahatin, hem yemenin, hem içmenin, hem eğlencenin, hem aktivitenin dibine vuracaksınız. Yani bundan daha eğlencelisi Şam'da kayısı. Öyle derler ya hani, ben de size aynısını söylüyorum. Hepiniz bir kez daha Sergio Le Volkshow'a hoş geldiniz. Bu
arada gemide sadece açık büfe yemek yok. Çünkü birbirinden farklı 10'a yakın konsept restoran var. Yani Çin lokantasından tutun da İtalyan yemeklerine kadar bulabileceğiniz farklı farklı alakart restoranlar da var. Dilerseniz onlarda da yiyebiliyorsunuz yemeğinizi. Dilerseniz tercihiniz açık büfeden yanaysa, yani ben seçeyim, fix menü yemeyeyim diyorsanız bu seçeneği de kullanabiliyorsunuz. Biz sizlere bu seçeneği göstermek istiyoruz. Çeşit bol olsun, zevkler karışmasın diye. Yemeğimizi de yediğimize göre dilerseniz şöyle yapalım. Bir gemide hangi odada, nasıl bir kabinde kalınması gerektiğini hep birlikte inceledik. Sizler için farklı farklı odalar hazırlattık ve bu odaları Zuzi ile birlikte güzelce inceledik. Yani yarın öbür gün olur da bir gemi turu yapayım derseniz nasıl bir oda seçmeniz konusunda ben sizlere şu anda destek olmaya çalışıyorum. Şu anda gemimizdeyiz ve ben sizlere geminin farklı farklı oda şekillerini anlatmak istiyorum. Evet, bu cruise gemisinin farklı oda şekillerini anlatmak istiyorum. Sizler için özel odalar hazırlattık ki bu konuda daha geniş bilginiz olsun diye. Şu anda deniz manzaralı bir dış kabin odasına gidiyoruz. Ve ben denizi gördüğümde de şokum tabii ki. Gel kardeşim, gel. Evet, yatağımızı görüyorsunuz. Sizlere mis gibi bir kabin bekliyor. Burada tabii gelelim şöyle, hazırlıklarını yapmışlar, güzelce bir karşılama da var. Yani meyvemizden suyumuza kadar her şeyimiz hazır. Tüm otelle alakalı programlar hepsi burada. Ve döndüğümüzde gelelim, burada mini barımız var. Burada buzdolabımız var, mini barımız. Mini bardan da dilediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Gördüğünüz üzere çift kişilik bir yatak var burada. Ama diyelim ki çocuğunuzla geldiniz. Yani küçük bir bebeğiniz de olabilir. Gerçi bebeği belki yatırmak istemezsiniz. Ortanızı alıp yatırmak istersiniz. Genelde çiftler böyle yapıyor ama. Ya da genç bir çocuğunuz var. Şöyle burada bir de ekstra açılan yatak var. Ben şimdi o yatağı size açmayacağım. Ama dilerseniz bu yatağı açabiliyorsunuz. Ve burada da 3 kişi olarak kullanabiliyorsunuz. Maksimum 3 kişi kullanabiliyorsunuz bu tarz odaları. Dönelim. Ve burada hemen banyomuz var. Banyoda da görüyorsunuz bütün hazırlıklar tamam. Duşakabinimiz var, lavabomuz var. Ve tabii ki musluğumuz, her şeyimiz tertemiz. Fön makinamıza kadar her şeyi düşünmüşler. Şimdi dönüyorum. Çok da güzel bir gardırop olayı var burada. Gardıropta da her şey var. Ve tabii ki gemi olduğu için, can güvenliğiniz de ön planda olduğu için burada can yedekleri de mevcut. Ama çok düşük bir ihtimal, yani %1 bile değil bu tarz gemilerin batması seyahatteyken. En son Titanic'te o, orada kaldık zaten, onun dışında da başka bir şey olmadı diyebilirim. Şu anda seyir halindeyiz, kabin camından da çok iyi görüyorsunuz ve müthiş bir manzara var. Evet, özellikle çiftler için. Tabii ki iki erkek arkadaş da gelebilirsiniz. Böyle bir oda tutabilirsiniz. Ama onlarda da tabii yataklar ayrı ayrı olabilir. İki bayan arkadaş da gelebilirsiniz. Ama özellikle çiftler için, yeni çiftler için, balayına gelenler için ya da tekrar evliliklerini tazelemek isteyenler için müthiş bir tatil fırsatı gemiyle yapacağınız cruise turu. Evet, şimdi çok değişik bir odaya daha gidiyoruz. Aslında çok fazla değişik odalar da olmayacak değil mi? Çünkü sonuç itibariyle burası bir gemi ve manzaranız aşikar. Deniz olmak zorunda ya da okyanus olmak zorunda. Sadece odaların farklı özellikleri var. Zuzi ile beraber şimdi daha değişik bir odaya gidiyoruz. Haydi gidelim bakalım. Gidelim bakalım.
Evet, Suzi. Evet, bu odada yani 3 kişi için olabilir aslında. Çünkü ekstra bir tane yatak var. Evet, yani ekstra yatağımız zaten burada yine hazır. Ama yine gördüğünüz gibi double bir odadan bahsediyoruz. Yani double yataklı bir odadan bahsediyoruz. Bu odanın az önceki odaya göre farkı balkonu var. Yani burada çıkıp balkonda rahat rahat oturup keyif yapabilirsiniz. Yine bizleri çok güzel sunumlarla karşılıyorlar tabii ki. Buradan siz odaya ilk girdiğiniz andan itibaren görüyorsunuz çikolatalı çok güzel çilekler yapmışlar. Sunumlar muhteşem. Evet. Yer misiniz Suzi? Teşekkürler, şu an yemeyeceğim. Ye yemeyecek misin? Yok, yemeyeceğim. Tamam. Suzi yemiyor. Değil mi, şaşırdı? I wanna try. Yeah, try. Okay. Ben yiyorum, o yemiyorsa. Afiyet olsun. Sen yeme. Afiyet olsun. Yani böyle güzel bir odaya getirmişler. Şimdi burada çikolatalı çilek de var. Yemezsem ayıp olur. Odanın özellikleri aynı. Burada yine ekstra yatağımız var. Çekiyoruz, açılıyor. Çocuğumuz varsa sıkıntımız yok. Burada şöyle bir şey var. Bu tarz gemilerde bir de yastık menüsü var. Şaka gibi değil mi? Yastık menüsü. Burada elimde duruyor. Yani sert yastıkta yatmayı seviyorsanız ona göre ayarlamaları var. Yumuşak yastık seviyorsanız ona göre ayarlamaları var. Yani her şey düşünülmüş. Dönüyoruz. Yine flaş kablolarım var. Aynen, yine mini barımız var. Ve şimdi ne yapalım? Yine aynamız var. Açılan bir aynanın içerisinde kasamız var. Şimdi bir de balkonumuz var. Balkona çıkalım. Gel. Sesi alır zaten. Gel abi. Evet, balkonda güzel çıkabiliyoruz. Bir manzarayla. Burada okyanus manzaralı, deniz manzaralı her türlü seyahatinizi yapabilirsiniz. Yani nedir? Kafanız rahat. Düşünün. Aklınıza ne geliyorsa düşünün. Keyfini çıkarın bu anın. İşte böyle güzel bir tatil planlayın kendinize. Sürekli karadan, havadan nereye kadar değil mi? Biraz da denizden keşfetmek lazım dünyayı. Haydi gidelim bakalım başka odalarda bizleri neler bekliyor. Şimdi ekranın başındaki sen, sana süper bir sürprizim var. Biliyorsun ki ben dünyayı geziyorum, Türkiye'yi geziyorum, evlerinize kadar getiriyorum. Sen de benimle birlikte gezmek istiyorsan ve bu programda yer almak istiyorsan yapacağın işlem çok basit. Hemen Instagram hesabına giriyorsun, programımızdan bir görüntüyü Instagram'ında hashtag Sergio Gürlek etiketiyle, yani hashtag Sergio Gürlek etiketiyle paylaşıyorsun ve sonrasında beni takibe devam edeceksin. Çünkü kazananları her ay sizlere kendi hesabımdan söyleyeceğim ve birlikte dünyayı keşfetmeye devam edeceğiz. Unutmayın, Sergio diye okunur, Sergio diye yazılır. Sergio Gürlek. Hashtag Sergio Gürlek. Hepsi bu. Evet, şimdi geminin en güzel odasındayız. Yani tabii ki bu odalarda birazcık fiyat farkı var. Eğer paranıza birazcık kıyarsanız, çok fazla farklar da değil gerçi bunlar, küçük farklar, böyle bir odada kalabilirsiniz. Bu odanın avantajları neler? Şimdi hep birlikte gidelim. Bir kere oda geniş bir oda. Ve odanın içerisinde neler var, neler yok, Suzi bir anlat. İstersen direkt buradan başla. Buradan zaten başlayayım peki. Senin standart olayın çünkü makyaj masası. tabii makyaj masası. Standart her odada var. Burada böyle yani küçük bir çekmece atılıyor. Hemen yani aynanın arkasında safe kasası var. Yine de fön makinesi var. Paraları koyabiliyorsunuz içeriye. Evet. Fön makinemiz var. Değerli eşyalarınız. Evet. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Tabii ki burada artık ekstra üçüncü yatak yok. Burası tam yani bir çift için. Çift, evet, çift odası. Üçüncü bir yatağa gerek yok. Yani dolayısıyla bu odayı aldığınızda çocuğu yanınıza almayacaksınız ki rahat bir tatil yapacaksınız. Ya da burada aynen küçük öyle bir kanepe var. Onun üstünde yatabilirsiniz. Artık orasını ben bilmiyorum ama gerek de yok. Yatağa baktığınızda gayet geniş ve rahat bir yatak. Zaten
Yatakla ilgili, yastıkla ilgili herhangi bir şikayetiniz olduğunda buradaki gemi mürettebatı sizlere yardımcı oluyor. Ve gördüğünüz üzere televizyonumuz var. Burada bardaklarımız, sularımız, hem suyumuz hem gazlı hem de gazsız olmak üzere var zaten. Ama her günde sizi böyle bir oda aldığınızda bir ikram bekliyor. Nasıl bir ikram bekliyor? Şimdi göstereceğim size. Zuzi hemen, ooo süper. Burada güzel güzel meyvelerimiz var. Yani karpuzumuz var, ananasımız var, kivimiz var, kavunumuz var, papayamız var ve burada görüyorsunuz bugünkü ikramlar mesela hem kruvasanlar, kekler hem de burada meyveler. Burada da güzel fresh meyve suyu, portakal suyumuz var ki bu tarz şeyleri her odaya yapmıyorlar. Böyle güzel bir oda kiraladıysanız bunları yapıyorlar size. Keyfini çıkartabilirsiniz. Yine burada balkonumuz var. Evet. Balkon burada biraz daha büyük, daha geniş. Aynen, ama balkondan önce ben şunu göstermek istiyorum. Ayrıca sürekli yararlanabileceğiniz küçük bir buzdolabınız ve tabii ki mini barınız var. Siz kendi alacağınız içecekler için de kullanabilirsiniz bunu. Ya da bunun içerisinde hazır olan içecekleri de tüketebilirsiniz. Her şey var burada. Şimdi balkonu çok güzel bir sistem yapmışlar. Kilitli kilitsiz. Herhangi bir pozisyonda eğer buradan kilitlerseniz açılma şansı yok. Ama ben açıyorum tabii. Ben böyle bir Herkül olduğum için. Bir dakika. Şimdi kilitlemeyi becerememişim. Şu an kilitli. Açamıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama buradan düğmeye basıyorum. Açıyorum. Ve mis gibi bir hava alıyorum. Oksijen, okyanus, seyir halindeyiz. Balkonumuz da burada. Oturun, keyfini çıkartın. Yani tatilin keyfini çıkartın. Bir yandan seyahat ediyorsunuz. Düşünün ya, yüzen bir otelden bahsediyorum. Bir yandan seyahat ediyorsunuz, bir yandan geziyorsunuz. Durduğunuz duraklarda da o şehri, o ülkeyi gezme ihtimaliniz oluyor. Yani ihtimal de değil aslında bu. Gezme şansınız oluyor. Çıkıp gezebiliyorsunuz. Ayrıca tabii ki gemi sadece odalardan ibaret değil. Gemi içerisinde birçok seçeneğimiz var. Birçok eğlence mekanı var. Birçok kafe, birçok konsept restoran, birçok konsept pub'lar var. Ve şimdi şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? Bir de banyoyu gösterelim. Bu odanın diğer odalara göre olan avantajı şu. Burada banyoda küvet var. Haydi bakalım şimdi banyo ve gardırobu sizlere gösterelim. Sonrasında gemimizi gezmeye devam edelim. Var mı ekleyeceğin bir şey? Yok şimdilik yok. Sadece bunları bir görelim bakalım yeterince büyük bir gardırop var mı? Onların hepsini Zuzi size şimdi tek tek gösterecek. Gardırobu da gösterecek, banyoyu bakalım. Da gösterecek. O onun uzmanlık alanı. Haydi bakalım. Göster Zuzi. İşte görüyorsunuz burada gardırop aslında küçük yani bir şey sanıyorsunuz ama fakat açtığımızda otomatik de lamba açılıyor. Gayet de geniş. Yeterince büyük iki kişilik için. Bornoz da koymuşlar. Havlu haricinde bornoz da var ekstra. Çok kullanışlı. Bir sürü çekmeceler var. Görüyorsunuz yanında terlik de var. Ve tabii ki yelekler, onlar olmasa olmaz. Onlar şart tabii ki bulundurmak. Bu şekilde bizim gardırobumuz. Burada tabii ki ekstra var. Bunu yetmedi mi? Bunu da kullanabilirsiniz. Gayet de şık. Ondan sonra devam edelim banyo. Burada aynamız, lavabo. Ve küvet var tabii ki ama şimdi ben size böyle bu şekilde gösterebileceğim. Bu şekilde burada da küvet var. Gayet de güzel. Duşgen, şampuan, her şey ve de havlular. Yeterince güzel, kullanışlı. Bu arada şöyle de bir gerçek var. Bu balkonlu, kabinli, camlı, pencereli odaların dışında tabii ki iç kabinler de var. İç kabinlerde hiçbir şekilde pencere yok. Yani deniz manzarasız gidiyorsunuz, kendinizi bir odada düşünün. Tabii ki havalandırması var ama bu odadan dışarıya bakışınız yok.
Zaten gemiye geldiğinizde odaya bence sadece uykudan uykuya, duştan duşa, kıyafet değiştirmekten kıyafet değiştirmeye girmeniz lazım. Çünkü doya doya her gününüzde bütün aktivitelere katılmanızı, geminin dışında ya da içindeki diğer mekanlarda vakit geçirmenizi tavsiye ediyorum. O yüzden ekonomik olsun diye iç kabin odası alabilirsiniz. En ekonomik odalar iç kabin odalardır. Bugün bu kadar, bu gemiyi gezdik. Şimdi dilerseniz gemi programları ya da turla ilgili güzel bir bilgi alalım. Bunu kimden alalım? Dünyayı bir bilene soralım ve tabii ki işin ehlinden güzel bir bilgi alalım. Sevgili Sertaç'la çok güzel sohbetimiz oldu. Gelin dilerseniz o sohbetten kısa kısa notlar sizlerle paylaşalım istiyoruz. Oy Sertaç, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Bu sen arada, nasılsın Sercu? Allah'a şükürler olsun. Bu arada şöyle, Sertaç, Türkiye için söylüyorum, yani Türk insanımız için söylüyorum. Eğer bir gemi turuna, bir cruise turuna çıkıyorsanız, bu turların aranılan rehberi, yıllarını vermiş turizme, o da benim gibi bayağı bir eski. Şimdi birkaç sorum olacak sana gemi turlarıyla alakalı olarak. Bizim Türk insanımız birazcık tedirgin bu tarz konularda. Hatta çok komik bir şey söyleyeceğim sana. Ben gemi turuna çıkmam, gemi beni tutar. Tabii ki en fazla. Aynen. Deniz beni tutuyor, kusarım, işte istifra ederim, ne bileyim midem bulanır diyenler de var. Korkunlar. Ama biz bugün bu gemi turlarıyla alakalı bütün ince detayları Sertaç'tan öğreneceğiz. O yüzden kulaklarınızı açın, gözlerinizi dört açın. Bizi izleyin. Hatta yanınızda, yörenizde, eşiniz, dostunuz gemi turlarına çıkmaya hazırlanan kimler varsa gemiye çıkmaya, onların hepsini de hemen bir alo deyip ekran başına davet edin ki bu bilgiler bugün kaçmaz. Şimdi önce şundan bahsedelim. Türkiye'den rağbet nasıl Sertaç gemi turlarına? Ya şimdi şöyle, aslında Türkiye'den bir ara çok güzel izme yakalamıştık. Değil mi? İşte biliyorsunuz bu Sultanahmet'teki patlamalar. Evet, turizm darbeleri. O darbelere kadar çok güzel bir rakam, yaklaşık neredeyse 40 binlere kadar, yılda 40 bin kişi kruza, gemi turlarına katılıyordu. Evet. Fakat bundan sonra İstanbul'a, İzmir'e gemilerin gelmemesiyle, o model firmaların biliyorsunuz. Boğaz'a gelmiyor artık. Boğaz'a gemi gelmemesiyle bu sayıda çok ciddi bir düşüş oldu. Bunun üstüne tabii bir kur sorunumuz oldu. Türk lirası. Dolar, euro. Evet, değer kaybetmesinden sonra burada gemide de turistler bir yandan. Biz şu an gemideyiz bu arada. Stüdyoda falan değiliz yani. Şu an evet, seyahat halindeyiz. Hint Okyanusu'nun ortasındayız. Nerede olduğumuzu birazdan söyleyeceğim size. Dönelim biz konumuza tekrar. İşte bundan dolayı bir düşüş yaşandı. Ve tabii bizler de bu gemi turu rehberleri olarak elimizden geldiğince bunu insanlara sosyal medya üzerinden olsun, birebir konuşarak olsun anlatmaya çalışıyoruz. Fakat tabii katılım ne yazık ki çok fazla değil. Yani düşük. Türkiye'de gemi turizmini, cruise seyahatlerini henüz insanlarımız tam bilmiyor. Aslında bir jenerasyona baktığınızda bu jenerasyon aşk gemisi gibi dizilerle büyüyen tabii, bir jenerasyon. Tabii, kesinlikle. Acaba diyoruz Titanic mi balta vurdu bütün bu işte? Yani, o da olabilir. Filmin de tabii etkisi var. Filmin de etkisi var. İlk defa gemi turlarında, yani daha doğrusu bir gemide çalışmak için üniversite zamanlarında başvurdum. Gideceğim bir firmaya San Francisco'da. Anneme söyledim. Annem dedi, oğlum dedi, olur mu öyle şey dedi. Titanic gibi batar matar diye. Yani öyle bir şey var. Gerçekten korkanlar var. Ama gemilerin yani güvenliliği hiç sorgulanacak bir şey değil. Kaç tane gemi kazası duydunuz veya kaç gemi işte battı, şöyle de böyle de Allah korusun. Böyle bir şeyler. En fazla korsanlar kaçırır. Yani. Yok, o da tabii ki sadece şilepler için geçerli. Ya şaka yapıyorum. Tabii yolcu gemilerinde böyle ne korsandır. Böyle bir sıkıntımız yok. Gemiler ciddi anlamda donanımlı, uluslararası anlamda sürekli izlenen, uydudan gerek tabii ki firmaların kendi merkezleri, gerekse uluslararası işte denizcilik örgütleri ve ülkeler. Hayır, bu arada kişiler de izleyebiliyor gemileri. Yani sizler de telefonlarınızda belirli uygulamalar var. Gittiğiniz gemi firmasının sitesinden de takip edebiliyorsunuz. Tabii, tabii. Hatta oradaki kameralardan
Gemiyi de görebiliyorsunuz. Şu anda hangi denizde, hangi okyanusta, nerede, nereye gidiyor? Eşiniz, dostunuz seyahate çıktıysa telefonunuzdan mobil olarak bile radar sistemi gibi görebiliyorsunuz. Mesela çocuklarınız mı tatile gönderdiniz gemiye? Hop bakıyorsunuz. Bizimkiler şu anda Dubai'deler. Sıkıntı yok hanım deyip olayı kapatabiliyorsunuz. Aynen. Yani. Şu anda öyle güzel bir sistem var ki birçok web sitesinde de var. Tabii. Aplikasyonlarda da bir geminin hangi gemi olursa olsun nerede? Deniz saatte kaç deniz mili gittiği, nereye yanaşacağı, hangi limana girip saat kaçta kalkacağı her türlü bilgiyi görebiliyorsunuz. Aynen. Bu kadar güvenli. Yani onda hiçbir sıkıntımız yok. Ama Türkiye'de güvenden ziyade bir hani insanlarımıza bunu tanıtacak çok fazla diyelim ki TV programı. Mesela senin yaptığın programı bu şekilde detaylı yapan yok. Bence şu anda gemi hikayesiyle alakalı Türkiye televizyonlarındaki İlk programı çekiyoruz diyebilirim. Ben daha önce rastlamadım. Sen rastladın mı? Yok, yerli olarak bizim kendi medyamızda ben de görmedim. Çünkü bu bölüm güzel bir gemi hikayesi bölümü. Güzel bir cruise bilgilendirme Kesinlikle bölümü. Kesinlikle çok güzel bir şey yapıyorsunuz burada. İnsanlara hani içeride neler var, neler yok, ne yapılır, nasıl vakit geçirilir, eğlencesinden tutun. Gezdiğiniz noktalara kadar her türlü şeyi burada görme şansları oluyor. Yani çok güzel bir şey. Hazırlanıyor şu andaki proje, çok güzel bir şey. Aynen, sen de içindesin zaten şu anki projenin, sağ olsun. Şimdi şeyi söyleyeceğim sana. Bizim insanımızda bir de şu var Sertaç. Yani daha henüz hala pasaportunu almaya üşenenlerimiz var aramızda. Tabii. Evet, yani şu pasaportları bir alın artık. Yani bir ben hep diyorum, her bölümde diyorum ki ya tamam Türkiye'miz canım ülkemiz. Bunda sıkıntı var mı? Yok. Bizim ülke gez gez bitmez zaten. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Bir de dünyanın en güzel ülkesi. Yani bu bana göre de böyle. Eminim sana kesinlikle, göre de böyle. Kesinlikle. Bu Türk'üm diye değil. Yani ben Türk'üm diye Türkiye'yi seviyorum olarak algılamayın. Zaten Türk'üm diye seviyorum. Ama bizim ülkemiz gerçekten Anadolu'muz özellikle birçok medeniyetin başladığı yer. Yani bir zamanların dünyanın merkezi de diyebilirim. Yani ben gerçekten öyle yani. Türkiye için. Yani gerek İstanbul olsun, gerek Anadolu olsun, Anadolu medeniyetlerinden tüm en büyük imparatorluklara kadar herkesin zaten gözde noktasıydı. Yani gözde noktası. O yüzden zaten bütün dünya üzerimizde ya şu an hala. Evet. Şimdi mesela biz yani yaklaşık 2002'den bu yana rehberlik yapıyoruz. İşte kokartımızı aldık. Türkleri yurt içinde gezdirmenin haricinde yurt dışından gelen turistleri de Türkiye'de gezdiriyoruz. Türkiye'de gezdiriyorsun. Ve gelenlerin ağzı açık kalıyor. Yani Türkiye'de yok yok. Bu tabii kadar ki basit. Tabii yok ki yok yani. Yani Hititlerden girin, Osmanlı'dan çıkın. 21 tane medeniyetten bahsediliyor. Aynen öyle. Yani Anıtkabir'de Aslanlı Yol'a girdiğimizde her bir aslan bir medeniyeti temsil ediyor. Aynen muazzam öyle bir şey. Yani. Aynen öyle. Ama tabii etrafımız denizlerle çevrili. Tabii. Üç tarafımız diyoruz aslında, altı tarafımız. Yani Marmara'nın içini düşünün. Ege'nin içini düşünün. Ve deli gibi bir şeyimiz var, potansiyelimiz var. Kaç ülkenin üç tarafı denizlerle çevrili? Kaç ülkede üç tane farklı deniz var? Yani gerçekten bu değerlendirilmesi gerekiyor ki... Hadi Marmara'yı saymadan söylüyorum yani bu arada. Yani Türkiye'de deniz de artık birileri eline taşın altına soksa da kendi gemilerimizde, kendi seyahatlerimizde yapabilsek... Değil mi? Değil mi? O zaman çok güzel şeyler olur. İnşallah bir gün onu da göreceğiz. Aynen. Biz şimdi tabii burada... Gemimize dönelim biz. Evet, yabancı gemilerde çalışıyoruz. Bu tarafa baktığımız zaman... Türk insanını, bizim Türkiye'deki turizm potansiyelinde gemilerin çok daha fazla tanıtılması lazım. Bu insanlara geminin korkulacak bir şey olmadığı... Aksine çok daha rahat. İnanılmaz bir rahatlık. İnanılmaz rahat. İnanılmaz bir rahat. Şimdi ise hepinizin beklemediği bir andayız. Çünkü bizlere ayrılan sürenin neredeyse sonuna geldik. Ama gemi hikayeleri ya da bu cruise seyahati hikayelerinin tabii ki sonu bu değil. Gelecek hafta kaldığımız yerden aynı şekilde gemileri ve gemi seyahatinde neler yapılır kısmını hep birlikte tanımaya, bilgilendirilmeye devam edeceğiz. Bundan dolayıdır ki bu güzel bölümde güzel vakit geçiren herkesi önümüzdeki haftada ekran başına bekliyoruz elbette. Bugün bizlere ekranları sayesinde evlerinde misafirperverlik gösteren tüm izleyenlerimize selam olsun, sevgiler olsun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bölümü kaçırıp yani ortasından ya da başını kaçıranlar varsa
Onlar da üzülmesinler çünkü program biter bitmez YouTube kanalımda bu bölümü baştan sona kadar izleyebilirsiniz. Sadece bu bölümle değil, bu zamana kadar yayınlanmış olan tüm bölümlerimizi YouTube'dan izleyip sizler de ailemize dahil olabilirsiniz. Unutmadan her programda da söylediğim gibi gittiğimiz yerler ya da gideceğimiz yerlerle alakalı olarak herhangi bir sorusu olan varsa ya da bir şekilde bilgi almak isteyen herkes Instagram'dan beni takip edip tüm sorularınızı bana direkt mesaj yolu ile ulaştırabilirsiniz. Unutmayın, elimden geldiğince herkese cevap veriyorum. Sakın ha sakın ben yazarım, Sergio görmez, dönmez diye düşünmeyin. Aranızda bilenler vardır. Cevaplamadığım kimse de yoktur. Şimdi ne yapıyoruz? Kendimize çok cici bakıyoruz önümüzdeki haftaya kadar. Çünkü Sergio ile Walk Show her an, her yerde karşınıza çıkabilir. Bye bye. Mısır'ın Hurghada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde, hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Baki sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly havalimanındayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Kolezyum, yani Amfiteatro Magnum. Magusa'da San Nicolas Katedrali'nin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. Selanik'te Atatürk'ün evinin tam önündeyiz. Plevne'deyiz. Kuzey Makedonya'da Manastır'dayız. Balkanların en güzel şehirlerinden, en turistik şehirlerinden bir tanesi olan Ohrid'deyiz. Burası Almanya'nın Freiburg bölgesinde Breisach şehri. Kosova Priştine'deyiz. Priştine'de çok önemli bir yerdeyiz. Abu Dhabi'de böyle arkamda güzel bir manzara varken Alexandropolis'te de ağaçta bir de Demokrasi Caddesi'ni gece görün istedik. Batı Trakya'da Türk'ün, Müslüman'ın en bol olduğu şehirlerden bir tanesindeyiz. Yunanistan'ın İskeçe bölgesindeyiz. Dubai'nin yepyeni gününden herkese merhabalar. Şu anda arkamda gördüğünüz Dubai çerçevesi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın heykeli tam arkamda gördüğünüz üzere.